Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki kare dik piramit testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kare dik piramitte taban kenarı 4 ve yan ayrıtta 6 verilmiş piramitin yüksekliği nedir diye soruluyor. Piramitin yüksekliği. Arkadaş genelde yan ayrıt uzunluğu varsa şunu yap. Bir yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşer. Ağırlık merkezinde hop şu köşegenlerin kesim noktasıdır. Ve şurada dik üçgen çıktı mı çıktı. Çünkü burası 90 derece. E bu 4 ya 4. Bak 4, 4 4. 4 4 4 kök 2. 2 kök 2. 2 kök 2 diye 2 eş ayrılır. Pisagor'dan haşı buluruz. Haş kare neye eşittir? 6'nın karesi. Eksi 2 kök 2'nin karesine eşit. Haş kare 36. Eksi 8 yapar. O da 24 yapar. Değil mi? Yo 28 yapar. O zaman buradan da haş kök 28'dir. Bu da 4 çarpı 7 olduğundan cevap 2 kök 7 çıkar. Örnek 1'i 2 kök 7 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Evet ABC'de Şimdi ne verilmiş? Piramidin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı için bize ne lazım? Yan yüz yüksekliği lazım. Yan yüz yüksekliği için de dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapıyoruz. Şuradan dik çiz. Tam ağırlık, karenin ağırlık merkezinden dik çizince iki parçaya bölüyor ya 3-3. E burada da şunu çizdiğim zaman x kenarda çizilen kenar orta yükseklik olduğundan o yüzden dik çiz, dik çiz, dik çiz diyorum. E 6 ise burası karede bu yarısıdır. Yani ağırlık merkezinden dik çizdiğimizde yarısı oluyor ya 3. 3-4, 5 üçgeninden 5 çıkar. Piramidin yüzey alanı. Taban alanı var. 6'nın karesi. Artı yüzey alanında bu üçgenin alanından 4 tane var. 4 tane 6 çarpı 5 bölü 2 eşittir. 36 artı 31 2 15 yani 60. 96 mı yapıyor? Evet. Örnek 2 96 çıktı. Geldik örnek 3'e. Piramidin yan alanı 260. Yani arkadaşım taban 10 ya. Yani ben burada yan yüz yüksekliğini bulurum bir kere. Şu yükseklik kaçsa. 4 çarpı 4 tane 10 çarpı 8 bölü 2. 4 tane üçgenin alanı eşittir. 260 olarak verilmiş. O zaman şu sıfır gitsin. Iki, şu 2 gitsin. 2 haş 26 ise haşı buradan 13 buluruz. Haş 13 geldi. Bizden piramitin yüksekliği lazım. Çünkü şu lazım bana. Yani niye? Hacim için bu lazım. E hocam o zaman hocam dik çiz. Yan yüz yüksekliği de varsa bir de buradan dik çiz yaparız. 10 ise burası nedir? 5 13 Beş, bak dik üçgen var. 5 12 13'tan 12 çıktı. E o zaman hacim. Taban alanı onun karesi çarpı yükseklik bölü 3. Ucu sivillerde bölü 3 unutmuyoruz. Şunlar gitti 4. Cevap 400 yapar örnek üçte. Işte. Örnek 4'e geldik. AB uzunluğu 6 piramidin yüksekliği nedir diye soruluyor bize. Şimdi a açı 60 derece yan yüz yüksekliği. Şu yani şu şuradaki açı 60 derece yüzeyler arasında. O zaman sen dik çiz dik çiz dik çiz yaptığında yüzeyler arasındaki açıyı bulmak için iki tane dik arasındaki açıdan bahsederiz biz. Yani buradaki açıyı bize 60 derece olarak vermiş. E burası 90 derece ya. Burada bir dik üçgen var. 6 ise bu arada burası kaçtır? 3'tür. 30, 60, 90 üçgeni bu da. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 3'tür. Piramidin yüksekliği soruluyor bana. Direkt cevap 3 ya yapar. Örnek 4'ü bulduk. Geldik örnek 5'e. Piramidin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Arkadaş yan ayrıtı var mı? Var. Hemen yan ayrıtı varsa şu köşegenleri çizmiyor muyduk biz? Köşegenleri çizelim. Çünkü köşegenlerin kesim noktasına geliyordu. Bu ağırlık merkezine denk geliyordu. E hocam 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. E karede köşegenler ya bunlar köşegenler dik kesir. E 3 3 3 kök yaptı burası. Piramidin hacmi taban alanı 3 kökkinin karesi çarpı yükseklik bölü 3 yapar. E bu 18 çarpı 4 bölü 3 yapar. Sadeleştirsem 24 yapar cevap. Evet cevabı böylelikle 24 bulduk. Örnek 5'te geldik örnek 6'ya. Şekilde sarı ve mavi renkli iki kısımdan oluşan bir kare dik piramidinin açılımı verilmiştir. Bu açılımda sarı renkli bölgenin alanı 36. Yani bir kare dik piramid ya. Kares olan kısmı 36. O zaman 6 yapacak bir kenar. Mavi renkli bölgenin alanı da 48. 4 tane üçgenin alanı 48 verilmiş. Bana e burası da 6 ya. Ben burada şu tabana ait yüksekliği bulurum. 48'i 4'e böl 12. Yani bir tanesi 12 olacak o zaman. Hocam 6 çarpı h bölü 2 eşittir 12 ise eğer Haşı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Açınımın çevresi nedir diye soruluyor. E, ee, haşı buradan 4 bulduk. O zaman bu ikiz kenar ya böyle ayrıtlar birbirine eşit. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi çevre isteniyor benden. Hocam bir kenar 5 geldi 5. Şu taban kenarı 6 zaten kareden dolayı. 6, 6, 6. Şimdi toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 var. 36 artı. Hocam 2 tane de 5 var. Yani 10 diyeceğiz. Cevap da böylelikle 46 çıkar. Örnek 6'yı da 46 bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde düzgün 400'lü ve kesik piramit testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.